Seçimler yaklaşıyor, heyecan yükseliyor. Ama aynı zamanda Nevroz da yaklaşıyor, heyecan bir kat daha yükseliyor. Güçlü bir Nevroz kutlaması ve güçlü bir yerel seçim zaferi bekliyoruz Kars'tan. Bunu sağlayabiliriz. Bunu hep birlikte sağlayabiliriz. Kars'ı emin ellere kavuşturabiliriz. Kars bunu hak ediyor. Gasip Kayyım rejiminin Kars'ı ne hale getirdiğini gördüm. Dünden beri Kars'tayım ve maalesef belediyecilik anlamında büyük bir zafiyet, büyük bir eksiklik olduğunu gözlemliyorum. Yapılmamış yollar, çamurlu yollar ve halkın hizmet alamadığı bir belediyecilikle karşı karşıyayız. Kayyım hem halkın parasını, malını talan etmiş hem de hizmet yapmamış. Bu çok net bir şekilde ortada. Kars öncesinde ilçesi olan yerlere göre maalesef geriliyor. Bu kabul edilecek bir durum değil. Tarihi ve turistik özellikleriyle Kars ülkemizin çok önemli merkezlerinden birisi aslında. Yüz binlerce insanıyla gerek Kars'ta gerekse yurdun dört bir tarafında Kars'ın adını çok duyarız. Fakat Kars bu hizmetsizliği hak etmiyor. Bundan dolayı Kars'ta toplumsal, ekonomik, sosyolojik, kültürel anlamda gerilemeler var maalesef. Bunu DEM Parti belediyeciliği aşacaktır. Ehliyetli, vasıflı, liyakatlı eş başkan arkadaşlarımız yanımızda ve tüm projeleriyle halka hitap ediyorlar. 1 Nisan sabahı demli çaylarımızı Kars Belediyesi'nde hep birlikte içeceğiz inşallah. Öncelikle evet, bir yerel seçime gidiyoruz. Yerel seçim nedir? Aslında en fazla insanların, partilerin ve adayların projelerini anlattıkları, kente nasıl dokunacaklarını, kenti nasıl kalkındıracaklarını, o kente aslında nasıl hizmet edeceklerini anlatacakları bir seçim süreci olması gerekiyor. Yani aslında projelerin ve hizmetin yarıştığı bir seçim süreci olması gerekiyor. Ama ne yazık ki ülkemizde hiç böyle olmadı. Şu anda da bu seçim sürecinde de ne yazık ki böyle değil. İşte bir bakıyorsunuz aslında eş genel başkanımız da söylemişti. Sanki bir yerel seçime gitmiyoruz. Sanki seçime gitmiyoruz da savaşa gidiyormuş. Bu olağanüstülük üzerinden, bir savaş psikolojisi üzerinden de yeniden ve yeniden halkın iradesine ipotek konulmaya, halk manipüle edilmeye çalışılıyor. Bakın, bütün Türkiye'nin kentlerine gidelim. Bütün AKP'nin elinde olan kentlere gidelim. Ve bir de gelin Kürdistan'da kayyım atanan kentlere de gidelim. Her birinde de yaşananın yolsuzluk olduğunu, her birinde yaşananın talan olduğunu, her birinde rantın ayyuka çıktığını bütün toplum size anlatacaktır. O partilere oy veren seçmenler de size söyleyecektir. Diyecekler ki bu kentte hizmet yok, bu kentte belediyecilik yok, bu kentte gerçek anlamda oy versin, oy vermesin, bu belediyeden ayrımsız hizmet alma yok diye size söyleyeceklerdir. Bununla beraber kayyım atanan illerde ne var değerli arkadaşlar? Zaten halkın iradesini gasp eden bir anlayış var. Halkın kültürünü yok etmeye çalışan bir anlayış var. Yereldeki bütün dinamikleri bastırmaya çalışan bir anlayış var. Ve bütün bunlarla biz yerel seçime gidiyoruz. Ama bunları düzeltmeye dair hiçbir söz duyamıyoruz. Ne duyuyoruz? Varsa yoksa sınır ötesi operasyon yapacaklarını ifade eden bir AKP anlayışı var. Yani aslında bize ne diyorlar? Diyorlar ki siz bize oy verin, biz sizin kaynaklarınızı, biz sizin vergilerinizi,
Biz bu halkın cebindeki her şeyi alalım, bir kez daha tanka yatıralım, topa yatıralım, sınır ötesi operasyonlara yatıralım. Ne olsun? Kars'taki köylü mağdur olsun. Ne olsun? Kars'ta yaşayan insan hizmetsiz kalsın. Ne olsun? Genç üniversiteye gidemesin, okulu terk etsin. Bugün işçi evine ekmek götüremesin, çiftçi tarlasını ekemesin, hayvan üreticisi kendi süt ineğini kesimhaneye göndermek zorunda kalsın. Bunlar hiç onların umurunda değil. Onların tek bir derdi var, iktidarda kalmak. Ve iktidarda kalmak için her seçimi de bir beka seçimi olarak tarif ediyorlar. Her seçimi bir beka savaşı olarak ilan ediyorlar. Kürtleri, bu ülkede yaşayan demokratları, devrimcileri, yoksulları, emekçileri bir kampa koyuyorlar ve onların sırtından, onların üzerine basa basa iktidarda kalmaya çalışıyorlar. Öncelikle bu yerel seçimde bu savaş aklına karşı dur dememiz gerekiyor. Savaşa karşı barışı, savaşa giden paraya, savaşa giden ranta, savaşa giden kaynaklara dur dememiz gerekiyor. Bu kaynaklar bizim kaynaklarımız. Bu kaynaklar halkın kaynakları. Yoksulun, emekçinin, öğrencinin, kadının kaynağı ve bugün başımıza yeniden bomba olarak yağdırmak istiyorlar. Bu anlayışa karşı biz Kars'ta da Türkiye'nin dört bir yanında da mücadele ettik, etmeye devam edeceğiz. Var mısınız buna? Şimdi Tayyip Erdoğan ne yaptı? Cumhur İttifakı'nı yaptı. Cumhur İttifakı'nın ortağı burada, Kars'ta aday. MHP ile ortaklaştırdılar. Bütün Kars halkı MHP'yi biliyor mu? Biliyor. Kesinlikle. Nereden biliyor? 2019 öncesi bu kenti MHP yönetiyordu. Peki kiminle yönetiyordu değerli Karslılar? Çetelerle yönetiyordu, çetelerle. Mafyalar büro kurmuştu belediyenin içerisine. Hangi ihale kime gidecek? Bu belediyenin kaynaklarını kim alacak? Rant kavgasına girmişlerdi. Ben şimdi soruyorum. Şimdi yeniden aday, üstelik de ortak ittifak adayı, Kars halkı bu mafyaya, çeteye geçit verecek mi? Bu mafyacıların sokak ortasında rant için birbirine silah çeken, belediyeyi basan, belediye başkanının bile iradesini yok sayan anlayışa karşı biz buradayız değerli arkadaşlar. Çok uzak değil. Biz bu kenti kazandık. Niye kazandık biliyor musunuz? Çünkü biz halk için mücadele ediyoruz. Biz hakikat için mücadele ediyoruz. Bizim mücadelemiz emekçinin mücadelesi, kadının mücadelesi, yoksulun mücadelesi, çiftçinin mücadelesi. Alın terini akıtan, gün doğumundan gün batımına kadar çalışan ama alın terinin karşılığını almayan milyonlar için mücadele ediyoruz. Ve o mücadelenin karşılığını 2019'da halkımız takdir etti. Şimdi biliyoruz bu seçimde de edecekler. Çünkü iki seçenek var. Ya çetelere oy gidecek ya halka ve hakikate hizmet eden DEM Parti'ye oy gidecek. Biz DEM Parti olarak şunun sözünü veriyoruz. Bu kenti halkla beraber yöneteceğiz. Sizlerle beraber yöneteceğiz. Şeffaf yöneteceğiz. Bu güzel kentin, bu kadim kentin, bu halkların, inançların bir mozaiği olan güzel Kars'ın hizmete ihtiyacı var. Bu güzel kentin hizmetle buluşması gerekiyor. Evet, Serhat'ın Paris'i olabilecek bir kent şu anda çamurdan, çukurdan geçilemiyor. Yolu yok. 2024 yılındayız. Suyu yok. Sadece yarım gün su akıyor. Ondan sonra su yok. Çöpü toplanamaz hale gelmiş. Şurada yanı başımızdaki mahalleler, bırakın merkez köyleri, yanı başımızdaki bütün mahallelerde çamurdan çocuklar kendini kurtarıp da okula varamaz hale gelmişler. Kars'ın gençleri burada yaşayamadığı için, burada barınamadığı için, burada iş, aş, ekmek sahibi olamadığı için gurbet ellerin yollarını tutuyorlar. Peki bu reva mıdır? Biz bu kentte doğanların bu kentte doymaya hakkı yok mu? Tabii ki var. Tabii ki var. Ama nasıl olur? O işte
Demokratik bir yönetim ne olur? Katılımcı bir yönetim ne olur? Şeffaf bir yönetim ne olur? Halk için ve hakikat için mücadele edenlerin gelmesiyle olur. Ve işte biz buna adayız. Buna var mısınız? Bu kente güveniyoruz. Birileri kenti provoke etmeye çalışabilir. Birileri kenti manipüle etmeye çalışabilir. Biz söyleyelim. Bu kentte yaşayan her bir Karslı'nın, her bir yurttaşın, her bir hemşerimizin oyuna talibiz. Daha önce ister bu 2023'teki genel seçimde, ister daha önceki seçimlerde başka partilere oy vermiş olsun. Bugün biz şunu söylüyoruz. Gelin burada Kars için yan yana duralım. Kars'ı kurtarmamız lazım. Nereden kurtarmamız lazım? Bu kayyumcu anlayıştan kurtarmamız lazım. Çete anlayışına teslim etmememiz lazım. Bu mafyalara karşı Kars halkının her birinin ferasetine de, aklına da, sağduyusuna da bizler DEM Parti olarak inanıyoruz ve güveniyoruz. İki tane pırıl pırıl belediye eş başkan adayımız var. Sayın Arzu Savaş ve Sayın Kenan Karahancı. Ben onların etrafında ve belediye meclis üyelerimizin etrafında kenetleneceğinize, her birinizin Kars için gece gündüz çalışacağına ve bu kenti hak ettiği yönetime kavuşturacağınıza sonuna kadar inanıyorum. Bu mücadele sadece DEM Parti'nin mücadelesi değildir. Sadece mesele DEM Parti'nin kazanıp kazanmaması değildir. Bu kentin rantçılara, talancılara teslim edilmemesi meselesidir. Ve bu konuda da bütün kent halkının duyarlılığını beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Seçime sadece 16 gün kaldı. 16 gün boyunca biz çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Bu ittifakın kendisinin ne yaptığını çok iyi biliyoruz. Bugün kurulan ittifak Kürt karşıtı bir ittifaktır. Vallahi emek karşıtı bir ittifaktır. Yoksul karşıtı bir ittifaktır. Azeri karşıtı bir ittifaktır. Alevi karşıtı bir ittifaktır. Terekeme karşı ittifaktır. Ve yerli halka karşı kurulmuş bir ittifaktır. Çünkü çete ittifakıdır. Çünkü mafya ittifakıdır. İçinde halk yok. İçinde yoksul yok, içinde kent yok, içinde varsa yoksa rant var, talan var. Biz de diyoruz, DEM Parti ne rantçılara ne talancılara asla ama asla geçit vermedi, vermeyecek. Geliyoruz gümbür gümbür hizmetimizle, projelerimizle bu kente bir borcumuz var. Yarın bıraktılar hikayemizi, o hikayeyi tamamlamaya geliyoruz. Yolunuz açık olsun.